Merhaba arkadaşlar, final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'na 80 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz, Sevda'nın bugünkü yaşı Deniz'in bugünkü yaşının iki katıdır. Hemen Sevda ve Deniz yazalım. Deniz x yaşında olursa Sevda 2x yaşında olacak. Bunlar şimdiki durum, şimdiki zaman. Sevda Deniz'in yaşındayken, Sevda Deniz'in yaşındayken yani x iken Deniz'in yaşı Sevda'nın yaşının 3 bölü 5'inden 6 eksik olduğuna göre. Deniz'in yaşı o zaman 3x bölü 5 eksi 6 şeklinde olacak. Bugünkü yaşlar toplamı kaçtır? Ve iki kişi arasındaki yaş farkı asla değişmez demiştik. Dolayısıyla Sevda'nın yaşı 2x, Deniz'in yaşı x, bunların farkı eşittir x eksi parantez içinde 3x bölü 5 eksi 6 şeklinde olmalıdır. 2x'ten x çıkarsa geriye x kalır. Bu da eşittir. Eksiyi şunların üzerine dağıtalım. X eksi 3x bölü 5 artı 6'ya dönüşecek. Buradaki x'ler birbirini nötrleyecek. Dolayısıyla 0 eşittir. Eksi 3x bölü 5 artı 6. Eksi 3x bölü 5 eşitliğin sol tarafına geçerse 3x bölü 5 eşittir 6. Yalancı payda koyup içler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 6 çarpı 5'ten 30. 3'e böldüğümüzde x eşittir 10 olacaktır. Bugünkü yaşları Deniz 10, Sevda 20. Toplamları dolayısıyla 30 olacaktır diyebiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. Arda'nın bugünkü yaşı AB iki basamaklı sayısına eşittir. 72 yıl sonra yaşı BA iki basamaklı sayısına eşit olacağına göre. O zaman AB üzerine 72 eklediğimizde 72 yıl sonra BA sayısına dönüşmüş olacak. Dolayısıyla bunu şöyle ifade edelim. Basamak çözümleme işlemi yapalım. 10 tane A artı 1 tane B artı 72 eşittir. 10 tane B artı 1 tane A olacaktır. Bunların her ikisini eşitliğin diğer tarafına atalım. O zaman 72 eşittir. 10 tane B'den 1 tane B çıkacak. 9 tane B. 1 tane A'dan 10 tane A çıkacak. Eksi 9 tane A. Her tarafı 9'a bölmeye çalıştığımızda 72 bölü 9, 8 eşittir. B eksi A şeklinde dönüşmüş olur. A, B ve B, A iki basamaklı sayı oldukları için bu 9'a 1 dışında herhangi bir sayı olamaz. Dolayısıyla Arda'nın bugünkü yaşı A, B iki basamaklı sayısıydı. Dolayısıyla 19. Arda'nın A artı B yıl önceki yaşı, o zaman A artı B 1 artı 9, yani 10 yıl önceki yaşı ne olacaktır? 9 olacaktır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Doruk ile Eda'nın yaşları toplamı 24'tür. Doruk, Eda'nın yaşındayken Eda'nın yaşı Doruk'un bugünkü yaşının yarısının alt fazlasına eşit. Doruk ve Eda diyelim. Şimdiki yaşları D ve E olsun. Bu şimdiki durum. Doruk, Eda'nın yaşındayken yani E iken Eda'nın yaşı Doruk'un bugünkü yaşının yani D'nin yarısının alt fazlasına eşit. Doruk bölü 2 artı 6 eşit. İki kişi arasındaki yaş farkı değişmez koşulunu düşünecek olursak Doruk eksi Eda eşittir. Doruk eksi Eda şeklinde olacaktır. D eksi E eşittir. E eksiyi dağıttığımızda eksi D bölü 2 eksi 6'ya dönüşmüş olur. Daha sonra bunların ikisini eşitliğin sol tarafına çekelim. O zaman D bölü 2 bu tarafa artı D bölü 2 olarak geçtiği için 3D bölü 2'ye dönüşecek. E de bu tarafa geçtiği için eksi 2E eşittir. Eksi 6 sonucu elde etmiş oluruz. 2 ile çarpıp genişlettiğimiz zaman 3D eksi 4E o da eşittir. Eksi 12 haline gelecektir. Bir de şimdiki yaşlar toplamı vardı 24. O da Doruk artı Eda eşittir 24'tü. Kimin nesini istiyoruz? 3 yıl sonraki yaşları farkı. Yani şimdiki yaşlar farkını bulsak olur. O halde ikinci denklemin 4 katını alıp alt alta bunları toplayalım. Elimizde 7D E'ler sadeleşecek. 24 çarpı 4
80, 96 yapar. 96 eksi 12 de 84'e eşittir. 7'ye böldüğümüzde d eşittir 12 olacaktır. Bu 12 yaşında. Diğeri de 12 yaşında olmalı çünkü toplamları 24. Halde yaş farkları 0'dır diyebiliriz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Ali X, Burcu Y, Cem X artı Y yaşındadır. 1 Ali, 2 Burcu, 3 Cem, Ali X, Burcu Y, Cem X artı Y yaşlarında. Bu da şimdiki durum diyelim. Ali ile Burcu'nun yaşları toplamı Cem'in bugünkü yaşının 2 kat fazlasına eşit olduğunda, Cem'in bugünkü yaşı X artı Y 2 kat fazlası üzerine 2 kat eklenmiş hali. Yani 3x artı 3y'ye eşit olduğunda, o zaman aradan x artı y yıllık bir zaman geçmiştir diyebiliriz. Çünkü zaten toplamları x artı y idi ve iki kişi için x artı y'lik zaman geçtiğinde iki defa x artı y'lik bir zaman geçmiş olur. Dolayısıyla Cem kendi yaşının x artı y fazlasına eşit olacak. Yani Cem aslında 2x artı 2'ye eşit olmuştur. Şimdi şunu söyleyelim. Olduğunda diyor. Cem 32 yaşında olacakmış. Bunun sonucu 32 olacaktır diyor. 2'ye böldüğümüzde x artı y'nin 16 olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre 10 yıl önceki yaşı, Cem'in şimdiki yaşı x artı y'ydi. O da 16. Dolayısıyla 10 yıl önceki yaşı sadece 6'dır diyebiliriz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Ali, kardeşi Can'a ben senin yaşına geldiğimde senin yaşın ablamın şimdiki yaşına eşit olacaktır diyor. Can da Ali'ye ben senin yaşındayken benim yaşım ablamın o zamanki yaşının yarısı idi diyor. Ablanın şimdiki yaşı 21 olduğuna göre Ali doğduğunda Can kaç yaşındadır? Yani Ali ve Can arasındaki yaş farkını soruyor bize. Buradan şöyle yazalım. Ali, Can ve abla var. Abla şu anda 21 yaşında ama çocukların, Can'ın ve Ali'nin yaşlarını bilmiyoruz. Birinin yaşına X, birinin yaşına Y diyelim. Buna da şimdiki durum diyelim. Ben senin yaşına geldiğimde diyor Ali Can'a. Dolayısıyla Ali Y olduğunda. Aradan geçecek olan zaman Y eksi X kadardır. Dolayısıyla Can kaç yaşına gelmiş olur? 2Y eksi X yaşına gelmiş olur. Senin yaşın ablamın şimdiki yaşına eşit olacaktır. Yani 2y eksi x 21'e eşit olacaktır diyor birinci cümlede. Can da Ali'ye ben senin yaşındayken yani x yaşındayken buradaki zaman değişimi ise bu sefer x eksi y şeklinde. O zaman Ali'nin yaşı ne olacaktır? Bu da 2x eksi y olacaktır. Ben senin yaşındayken benim yaşım ablamın o zamanki yaşının yani ablamın da o zamanki yaşını belirlememiz gerekiyor. Artı x eksi y'lik bir zaman değişimi vardı. Dolayısıyla ablamın yaşı 21 artı x eksi y şeklinde olacaktır. Ablamın o zamanki yaşının yarısı idi. Yarısı kime eşitti? Benim yaşım diyor. X'e eşit. O zaman buradan bir içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir 21 artı x eksi y şeklinde olacaktır. Dolayısıyla x'i ve y'yi bu tarafa çektiğimizde o zaman x artı y eşittir 21 haline gelecek. Diğer denklemimiz ise 2y eksi x eşittir 21 şeklindeydi. Alt alta topladığımızda x'ler sadeleşecek. 3y eşittir 21. Dolayısıyla y eşittir 7. Ve şuradaki toplam denklemi kullanacak olursak buradan da x'in değerinin 14 olduğunu bulabiliriz. Ali doğduğunda Can kaç yaşındadır? Ali 14 yaşında. Şimdiki yaşı 14. Can 7 yaşında. Aralarındaki yaş farkı 7 olduğuna göre Ali doğduğunda Can 7 yaşındadır diyebiliriz. Altıncı soruyla devam edelim. Serhat, Atakan ve Canan'ın yaşları sırasıyla 8, 3 ve 2 ile orantılıdır. Şöyle yazalım. Serhat, Atakan ve Canan diyelim. Serhat 8'in katı 8x, Atakan 3'ün katı 3x, Canan 2'nin katı 2x şeklinde orantılı diyorsa doğru orantılı. Yani katlar şeklinde yazılabilir. Buna şimdiki durum diyelim. Atakan'la Canan'ın yaşları toplamı Serhat'ın şimdi yaşına geldiğinde şu anki toplamları 5x. Toplamları Serhat'ın şu anki yaşına gelsin diye
3x artması gerekiyor. Yani aradan geçecek olan zaman 3x bölü 2. 3x bölü 2 yıl sonra diyelim. Aslında bunu biraz daha düzgün hale getirsek. Kesirli sayılarla uğraşmak istemiyorsak bunu şöyle düzenleyebiliriz. Tüm yaşları 2'ye katlayalım. O zaman Serhat 16x, Atakan 6x, Canan 4x yaşında olsun. Şimdiki durum bu şekilde alalım. Daha sonra Atakan ile Canan'ın toplamı 10. 16'ya çıksın diye 3x yıl geçmedi. 3x yıl sonra diyelim. O zaman bu 7x olur. Diğeri 9x olur. Toplamları 16x. Serhat'ın şimdiki yaşına gelmiş olur. O zaman Canan 21 yaşında oluyormuş. Yani 7x eşittir 21. O zaman x eşittir 3 diyebiliriz. 3'ünün 2 yıl önceki yaşları toplamı. Şimdiki yaşlar bunlardı. Alalım toplamlarını. Hatta x gördüğümüz yere 3 yazacak olursak Serhat 48, 16 çarpı 3'ten 48 yaşında. Atakan 6 çarpı 3'ten 18 yaşında. Canan 4 çarpı 3'ten 12 yaşında. 2 yıl önce 46, 16 ve 10 olacaklar. Toplamları dolayısıyla 60, 2, 72 olacaktır diyebiliriz. 7. sorumuzla devam edelim. Bir babanın yaşı kızının 5 oğlunun 6 katıdır. Böyle diyelim baba, kızı ve oğlu diyelim. Şimdi baba 5 kat ve 6 kat olduğuna göre bunu 30x olarak düşünelim. Kızının 5 kat olduğuna göre kızı 6x, oğlunun 6 kat olduğuna göre oğlu 5x yaşındadır diyebiliriz şimdiki durum için. Kızı şimdiki yaşının 2 katına geldiğinde 12x olduğunda aradan 6x yıl geçmiştir. Oğlu 11x yaşına, baba da dolayısıyla 36x yaşına gelmiş olur. Babanın yaşı oğlunun 3 katından 3 fazla. Yani 36x eşittir 3 çarpı 11x artı 3 şeklinde olacak. Burası 33x oldu. Eşitliğin soluna atıp çıkardığımızda 3x eşittir 3. Dolayısıyla x eşittir 1 olacaktır. Kızın şimdiki yaşı 6x, dolayısıyla 6'dır diyebiliriz. 8. soruyla devam edelim. ABCD E kişilerinin yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. ABC'nin toplamı 28. A artı B artı C eşittir 28. B ile E'nin toplamı 18. B artı E eşittir 18. C ile D'nin toplamı 34. C artı D eşittir 34 şeklinde bilgiler verilmiş. A'nın yaşı E'den 6 yaş küçüktür. O zaman E eksi A eşittir 6 olduğunda söyleyebiliriz. Buna göre D'nin yaşı kaçtır? Bu denklemde sadece D'nin tek başına kalmasını istiyoruz. Bu yüzden şöyle bir işlem yapalım. İkinci denklemin zıt işaretlisini alalım. Birinci denklem olduğu gibi kalsın. Üçüncü denklemin de zıt işaretlisini alıp bunları düzenleyip alt alta toplayalım. Birinci denklem olduğu gibi A artı B artı C eşittir 28. Eksi B eksi E eşittir eksi 18. Eksi C eksi D eşittir eksi 34 ve E eksi A, o da eşittir 6 olsun. Şimdi alt alta bunları toplayalım. Şöyle yapalım. Artı A eksi A gitti. Artı B eksi B. Artı C eksi C. Eksi E artı E gittiğinde elimizde sadece eksi D kalır. O da eşittir. Bu ikisinin toplamı artı 10. Şu ikisinin toplamı eksi 28. Artı 10 eksi 28 eksi 18 olacağı için D eşittir 18'dir diyebiliyoruz. 9. sorumuzla devam edelim. Yaşları farkı eşit olan Ali, Ayşe ve Cansu var. Şöyle yazalım. Ali, Ayşe ve Cansu diyelim. Şimdi Ali Ayşe'den, Ayşe de Cansu'dan büyükmüş. Bunların yaşları farkları eşit diyor. Buna göre üçünün yaşları toplamı 60'tır demiş. Şimdi yaşlar farkı eşit ise en küçük Cansu, ona x diyelim. O zaman Ayşe bundan y kadar büyük olsun, x artı y. Dolayısıyla Ali x artı 2y kadar büyük olacak. Yani y kadar Ayşe'den büyük. Dolayısıyla x artı 2y'ye dönüşmüş olacak. Üçünün yaşları toplamı 60. O zaman hepsini toplayalım. Elimizde 3x artı 3y var. Bunların da toplamları 60. 3'e böldüğümüz zaman x artı y'nin değerinin 20 olduğunu söyleyebiliyoruz.
Ayşe 20 yaşında. Bunu belirleyebildik. Ali Cansu'nun yaşındayken yaşları toplamı 42. Şimdi Ali Cansu'nun yaşında olacaksa bu X yaşında olacak. Yani 2Y yıl önce. O zaman Ayşe X eksi Y yaşında. Cansu da X eksi 2Y yaşında olacak. O zaman bunları topladığımızda yine elimizde 3X ama bu sefer eksi 3Y eşittir 42 oluşacak. 3'e böldüğümüzde X eksi Y eşittir 14 olur. Bu yazalım X eksi Y eşittir 14. Alt alta topladığımızda 2x eşittir 34. Dolayısıyla x eşittir 17. Bu durumda da y eşittir 3 olur diyebiliriz. Cansu'nun bugünkü yaşı x'ti ve x'i de 17 olarak bulmuş olduk. 10. soruyla devam edelim. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının iki katıdır. Şöyle bir baba. İki tane çocuk var. Bunların toplamları bahsetmiş. Şöyle diyelim. Birinci çocuk, ikinci çocuk diyelim. Yaşlarını ayrı ayrı bilmiyoruz. Şöyle yapalım. Birinci çocuk x yaşında, ikinci çocuk y yaşında olursa baba bunların toplamının iki katı yani 2x artı 2y yaşında olacak. Bu şimdiki durum. Üçünün yaşları toplamı babanın şimdiki yaşının 3 katı olduğunda baba 2x artı 2y 3 katını alacak olursak 6x artı 6y haline gelecek. Şimdiki toplamlarını aldığımızda ise bunlar 3x artı 3y şeklinde şimdiki toplamları. O zaman bunların 6x artı 6y'ye ulaşması için 3x artı 3y kadar büyümeleri gerekiyor ve 3 kişi oldukları için o zaman aradan x artı y yıl geçmiş olması gerekiyor. Yani çocukların yaşları toplamı kadar zaman geçmiş olması gerekiyor. Baba 45 yaşında olacağına göre o zaman baba x artı y yıl sonra 3x artı 3y yaşında olmuş olacak. Bu da 45. 3'e böldüğümüzde x artı y eşittir 15 olur. Babanın şimdiki yaşı 2x artı 2y olduğuna göre 30 olacaktır diyebiliriz. 11. soruyla devam edelim. Bir anne ile iki çocuğunun yaşları toplamı 46'dır. Şöyle diyelim anne, birinci çocuk, ikinci çocuk diyelim. Bunların toplamları 46. Anne büyük çocuğunun yaşındayken büyük çocuğun doğmasına 10 yıl, küçük çocuğun doğmasına 14 yıl vardı. Şimdi büyük çocuğun doğmasına 10 yıl, küçük çocuğun doğmasına 14 yıl varsa o zaman birinci ve ikinci çocuklar arasında 4 yıllık bir yaş farkı olacak. Birinci çocuk büyük çocuk olursa x artı 4 olsun, küçük çocuk da x yaşında olsun. Hepsinin toplamı 46'ydı. Dolayısıyla 46'dan 2x artı 4 çıkarırsak geriye 42 eksi 2x kalır annenin şimdiki yaşı. Bu şimdiki yaşlar. Şimdi diyor ki bize anne büyük çocuğun yaşındayken yani x artı 4 yaşındayken büyük çocuğun doğmasına 10 yıl var. Eksi 10 şeklinde düşüneceğiz bunu. Dolayısıyla iki kişi arasındaki yaş farkı asla değişmeyeceği için anne eksi 1'in çocuk 42 eksi 2x eksi 1'in çocuk x artı 4 eşittir. Anne x artı 4 eksi yine birinci çocuk eksi 10 şeklinde bir denklem olacaktır diyebiliriz. Düzenlemesini yapalım. Burası 42 eksi 2x eksi x eksi 4 eşittir. X eksi 4 x artı 4 artı 10 şeklinde dönüşmüş olur. Daha sonra 42 eksi 4 38 eksi 3x eşittir. X artı 14 olacak. 14'ü sola, 3x'i sağa gönderelim. 38'den 14 çıkarırsak geriye 24 kalır. Eksi 3x diğer tarafa artı olarak geçtiği için burası 4x olacak. 4'e böldüğümüzde 6 eşittir. X sonucunu elde etmiş oluruz. Buna göre büyük çocuk şimdi kaç yaşında? Büyük çocuk x artı 4 yaşındaydı. X'i 6 bulduğumuza göre 4 fazlası 10'dur diyebiliriz. 12. soruyla devam edelim. Ebru, Gülay ve Gülşen'in bugünkü yaşları toplamı 90'dır. Şöyle yazalım. Ebru, Gülay ve Gülşen diyelim. Bugün toplamları 90. Ebru, Gülay ve Gülşen baş harflerini kullanmamız zor olacak. Bu yüzden buna X, buna Y, buna da Z diyelim. X artı Y artı Z'nin 90 olduğunu biliyoruz. Tabi buna da şimdiki durum diyelim. Ebru Gülşen'in yaşına geldiğinde, yani Z'ye geldiğinde,
Yaşları toplamı 120 olacak. Şimdi yaşları toplamı 90'dı. 90'dan 120'ye geçmek için artı 30'luk bir durum gelişmesi gerekiyor. Ve bu 3 kişi için oluyorsa demek ki 10 yıl sonraki bir durumdan bahsediyoruz. 10 yıl sonra. Şimdi 10 yıl sonra o zaman z eşittir x artı 10 olacak. Gülay y artı 10 yaşına gelmiş oldu. Gülşen z artı 10 yaşına gelmiş oldu. Gülay Gülşen'in yaşına geldiğinde, yani bu sefer bu z olduğunda yaşlar toplamı 150 olacak. O zaman 90'dan 150'ye 60 artış var. Ve 3 kişi için 60 artış oluyorsa 20 yıl sonrasından bahsetmiş oluyoruz. Burayı şöyle yazalım. 20 yıl sonra. 20 yıl sonra da z aslında y artı 20'ye eşit olur diyebiliriz. Gülşen bugün kaç yaşındadır? Bunu şöyle oluşturalım. Birinci denklemimiz z eşittir x artı 10. İkinci denklemimiz z eşittir y artı 20 şeklinde. Dolayısıyla burada x'i tek başına bırakalım. X eşittir z eksi 10. Burada z'yi tek başına, y'yi tek başına bırakalım. Y eşittir z eksi 20. Alt alta toplamaya çalışırsak x artı y eşittir 2z eksi 30. Eşitliğin her iki tarafına birer tane z eklediğimizde o zaman x artı y artı z yani 90 eşittir 3 tane z eksi 30'a. 30'u sol tarafa gönderdiğimizde 120 eşittir 3z. Dolayısıyla z eşittir 40 olur diyebiliriz. Z de kimdi? Gülşen'in şimdiki yaşı. 13. sorumuzla devam edelim. Ali Murat'tan 1 yıl önce, Uğur'dan ise 2 yıl sonra doğmuştur. Ali, Murat ve Uğur diyelim. Ali Murat'tan 1 yıl önce doğduğuna göre Ali Murat'tan 1 yaş daha büyüktür. Artı 1. Uğur'dan 2 yıl sonra doğmuş. O zaman Uğur'dan 2 yıl sonra doğduğuna göre Uğur Ali'den 2 yaş daha büyüktür. O zaman Murat en küçük biri olduğuna göre x diyelim. Ali onun 1 fazlası, Uğur da 3 fazlası olacaktır. Bu şimdiki durum. Ali'nin yaşı bugünkü yaşının 5 bölü 4 katı olduğunda, yani 5x artı 5 bölü 4 olduğunda Murat ve Uğur'un yaşları toplamı Ali'nin yaşının 21 fazlasına eşit. Kesirli sayılarla uğraşmak yerine şunu yapmaya çalışalım. Ali'nin yaşı bugünkü yaşının 5 bölü 4 katı şeklinde hesaplanacağı için payda kısımdaki 4'ün katı olacak şekilde buna 4K diyelim. Ali'nin yaşı 4K iken 5K'ya çıkacak. 5K olduğunda. Tabi buradan x eşittir 4K eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Murat 4K eksi 1 yaşında, Uğur 4K artı 2 yaşına geldi şeklinde düşünülebilir K cinsinden yazılacak olursa. Tabii Ali 4K şeklindeydi. Ali 4K'dan 5K'ya çıktı. Yani artı K yıl sonra diyeceğiz. O zaman Murat ne olacak? Murat 5K eksi 1. Uğur 5K artı 2 yaşına gelmiş olacak. Murat ve Uğur'un yaşları toplamı o da 10K artı 1. Ali'nin yaşının 21 fazlasına eşit olacak. 5K artı 21'e eşit hale gelecek. O zaman buradaki 1 sol tarafa, 5K sağ tarafa gitsin. O zaman 20 eşittir 5K olduğunu söyleyebilir. Her tarafı 5'e böldüğümüzde 4 eşittir K olduğunu söylemek mümkün olacak. Üçünün bugünkü yaşları toplamı, biri 4K idi. Ali 4K, Murat 4K eksi 1, Uğur 4K artı 2 yaşındaydı. Toplamlarını aldığımızda 12K artı 1 olacak. K'nın değeri 4. O zaman 12 çarpı 4 artı 1. 12 çarpı 4 48 artı 1 49 olacaktır yaşları toplamı. 14. soruyla devam ediyoruz. Bir köy muhtarına köyündeki kişi sayısı sorulduğunda benim yaşım kadar evli erkek ve her erkeğin de kendisi dışındaki yetişkin erkek sayısının 1 bölü 4'ü kadar çocuğu vardır. Şöyle diyelim. Erkekler, kadınlar ve çocuklar diyelim. Şimdi bu soruda çocuklar tabii ki yetişkin olarak düşünülmedikleri için cinsiyetsiz olarak düşünecekler.
Şimdi burada evli olanlar diyelim. Bir de bekar olanlar diyelim. Köy muhtarına köyündeki kişi sayısı sorulduğunda benim yaşım kadar evli erkek var. Ve her erkeğin de kendisi dışındaki yetişkin erkek sayısının 1 bölü 4'ü kadar çocuğu vardır. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Evli erkeklerin sayısı 4x artı 1 olsun. O zaman 4x artı 1 erkek her erkeğin kendisi dışında 4x tane erkek var. Bu 4x'in 4'te 1'i kadar çocuğu vardır. O zaman çocuk sayısı x çarpı 4x artı 1 tane olacaktır. Daha sonra muhtara yaşı sorulduğunda ise köyümün toplam nüfusu yaşımın 13 katına eşittir. Şimdi diyor ki benim yaşım kadar evli erkek var. Şimdi evli erkekler 4x artı 1. O zaman muhtarın yaşı 4x artı 1 şeklinde olacak. Köyümün toplam nüfusu o zaman 4x artı 1'in kaç katı? 13 katı olmalıdır. Bu da 52x artı 13 olmalı. Şimdi kadınların sayısı, şimdi erkekler tabii ki kadınlarla evli olacaklar. Bu arada evli olmayan herkes yetişkin değil, çocuk gibi düşünülüyor herhalde. İyice saçmalamışlar. Bu köyün nüfusu. O zaman evli kadınlar 4x artı 1 diyelim. O zaman buradaki toplam kişi sayısı 4x artı 1, 4x artı 1, 8x artı 2 artı çocukların sayısı 4x kare artı x eşittir. 52x artı 13 olmalı. Bunların hepsini eşitliğin sol tarafına toparlayalım. O zaman 4x kare artı 8 artı 1 artı 9 52 tarafa çekip çıkardığımızda eksi 43x olur. Artı 2 13 eksi 9 eşittir 0 diyebilirim. Bu 11. O zaman burası 4x'e x olsun. Buraya 1, şuraya 11 diyelim. Burası eksi, burası artı olsun. O zaman bu 4x artı 1 çarpı x eksi 11 eşittir 0 şeklinde dönüşür. Birinci parantezden x'in değeri eksi 1 bölü 4 olur ki bu insan sayısı olamaz. Bunu iptal ediyoruz. İkinci durumda x eşittir 11 olmalı. Evet, x eşittir 11 olursa o zaman çocuk sayısı 11 çarpı 4 çarpı 11 artı 1 yani 11 çarpı 45 olacaktır. Bu da 495 olur. Burada sanırım bir yazım hatası var. Şurayı 495 şeklinde alırsak cevabımız C seçeneği olacaktır. Yani soru biraz fazla kasıntı olmuş. Yeterli açıklama yok. Açıklamalar eker kimse yok. Çocuklar zaten yetişkin değil. Saçmalık. On beşinci soruyla devam edelim. 1990 yılında Esra 18, 1996 yılında Aslı 16 yaşındaydı. Şimdi bir Esra, bir de Aslı var. 1990 yılı, 1996 yılı. 1990 yılında Esra 18 yaşında, Aslı ise 1996 yılında 16 yaşındaymış. O zaman 1996 yılında Esra 24 yaşında olacaktır. 2017 yılında Esra'nın yaş ortalaması kaçtır? 2017 yılı. Aradan kaç yıl geçmiştir? Aradan 21 yıl geçmiştir. Dolayısıyla Esra'nın yaşı 45 olmuştur. Aslı'nın yaşı da 37 olmuştur. O zaman 45 artı 37 bölü 2 dememiz gerekli. Bu da kaç olacaktır? 45 artı 37. O da 82 bölü 2 eşittir 41 olacaktır. 16. sorumuzla devam edelim. Nazlı ile Emre'nin yaşları toplamı annelerinin 1 bölü 4'ü, babalarının 1 bölü 5'i kadardır. O zaman şöyle diyelim. Bir
anne var, bir baba var, bir de Nazlı ve Emre var. Çocukların yaşları toplamı diyerek ilerlediği için sorumuz çocukların yaşlar toplamına x diyelim. Yaşlar toplamı annenin 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla anne 4x yaşında, babanın 1 bölü 5'i, baba 5x yaşında olsun bu şimdiki durum. Çocukların yaşları toplamı annenin yaşına geldiğinde, yani 4x olduğunda, da sorumuz biraz daha rahat ilerlesin diye, anne 8x yaşında, baba 10x yaşında, çocukların yaşları toplamında 2x olarak düşünelim. Daha rahat ilerleyeceğiz. O zaman burası 8x'e geldiğinde. İki tane çocuktan bahsettiğimiz için artı 3x'lik bir durum. Yani aslında artı 6x'lik bir durum. 3x yıl sonradan bahsetmiş olacağız. 3x yıl sonra. O zaman anne 11x yaşında, baba 13x yaşında olur. Annenin yaşına geldiğinde toplam annenin yaşı babalar 65 yaşında olacak. O zaman 13x eşittir 65. 13'e böldüğümüzde x eşittir 5 olur. Çocukların yaşları toplamı 3 yıl sonra kaç olacaktır? Çocukların şimdiki yaşlar toplamı 2x yani 10. 3 yıl sonra 10 artı 2 kişi çarpı 3 yıl sonra dolayısıyla 16 olacaktır diyebiliriz. Evet arkadaşlar 80 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.